uyardı ama olmadı. Cep telefonundan sonra bu kez CHP'de açık mikrofon krizi yaşandı. Kapalı. Adnan Keskin kapalı dese de o sırada mikrofonlar açık, kameralar da kayıttaydı. Dümdüz sattı ya şehit kongreyi. Bülent Kuşoğlu. Sattı kongreyi resmen. Parti meclisi toplantısı vardı genel merkezde. Kılıçdaroğlu İstanbul'da olduğu için örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Adnan Keskin başkanlığında bir araya gelindi. Keskin'in aklında yeni mahallede yapılan olaylı kongre vardı. Tartışmalı kongrede divan başkanı Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu'ydu. İşte Adnan Keskin'in de hedefinde o vardı. Dümdüz sattı ya şehit kongreyi. Bülent Kuşoğlu. Sattı kongreyi resmen. Kapalı. Bülent Kuşoğlu yaşananları Habertürk'e değerlendirdi. Üzüldüğümü söyleyebilirim ama doğru bir divan başkanlığı yaptığıma inanıyorum dedi. Bülent Kuşoğlu. Sattı kongreyi resmen. Keskin parti içi tartışmaları bir kenara bıraktıktan sonra Başbakan Erdoğan'a CHP'nin 4 maddelik manifestosunu açıkladı. Hukuk, yargı ve yargımlardan elinizi çekin. Hadi gel. 1 Mart tezkeresinin tutanaklarını açıklayalım, yüzleşelim. Elini çek medyadan. Bırak gazeteciler gazetecilik yapsın. Sayın Başbakan, sakın ha sakın Gazi'nin şehidimize dil uzatma. Haddini bil. Nihat Matkap'ın gündeminde ise üyeliklerle ilgili CHP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gelen ikinci uyarı vardı. Eğer bir başka yerde de kayıt varsa iki partiden de düşme olur. CHP ile AK Parti arasındaki çifte üyelik skandalı Ekim 2012'de ortaya çıkmıştı. 56.968 ismin AK Parti'ye üye yapıldığı ortaya çıkmış ve CHP'den üyelikleri düşürülmüştü. İkinci yazı ise geçtiğimiz günlerde geldi partiye. Bu kez 18.690 kişinin üyelikleri düşürüldü. 1 milyonu aşan üye sayısı da böylece 952 bine indi. CHP konuyla ilgili hukuki süreci de başlattı.